Warren. Ve burada yine bir semer var. Evet, burada bir semer var. Eğer böyle gösterirseniz. Bu semer özellikle de yapılmış. Yani buraya getirmek için özel yapılmış. Onu da söyleyeyim. Ve daha birçok eşyalar var. Burada duvarda var mesela. Eğer yakından çekerseniz Meskadoy yayık yayarlardı onun. Ve burada yine odun getirme taşımada kullanılan Katsık, Hevin. Bunlar Zazaca isimleri tabii ki. Eğer bana da Türkçesini sorarsanız birçoklarını inanın ki ben de bilmiyorum. Ve Sivas yöresini tanıttığımızda bir yaşlı anam dedi ki vallahi kardeş dedi ben bunun Kürtçesini biliyorum ama Türkçesini bana sorarsan ben de bilmiyorum. Eğer öğrenirsen bana da söyle. Şimdi bilenler varsa bunları birçoklarını bana da söyleyin. Ve burada yan odamızda Dersim yemekleri var. Ben o Dersim odasına bir gitmek istiyorum. Sevgili dostlar, şu anda Dersim odasındayız. Dersim odasında birbirinden değerli bacılarım var, analarım var. Gördüğünüz gibi yemeklerini yapıyorlar. Bunu öğrenebilir miyiz? Buradaki yaptığın yemeğin adı ne? Türkçe söyler misin Dilan? Non ışık, soju. Şiro sojono. Şiro sojo pozeni. Daha doğrusu. Bunu da sizden öğreneyim ben. Ne şiri koy diyor. Bu da şiro kurt diyorlar. Yani Dersim'in en önde gelen yemeklerinde. Ronenya. Ronenya. Bu da Ronen. Bunu nasıl yapıyorlar? Biraz da tarif edin. Nono kolon pöze mi ondan sonra Türkçe mi? Kalın teknik yapıyoruz ondan sonra yağla beraber dövüyoruz. Dövüyorsunuz, ondan sonra yiyorsunuz. Ve burada yine birbirinden ilginç yemekler var. Ben senden alayım ana. To. Ya biz katı onu yani patila. Bizike tovaye. Biz katorak. Ne ki lövi yemişti. Anne patiş yemişti. Hosavya. Hevla. Zerfet ya. O için biz katorakına. Anne şu kısır onun soju. Ay zerfet ya. Ne için o toa. Sevgili dostlar bunlar genelde şunu söyleyeyim Dersim, Erzincan ve Sivas yöresinde yapılan yemekler bunlar genelde aynı. Zerbek diyorlar Zazaca'da onu söyleyeyim. Ve ben özellikle bu bacılarıma analarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu görüntüler devam edecek. Biz yine programımız kaldığı yerde devam ediyoruz. Biliyorsunuz Dersim'de merkezde Munzur Festivali yapılıyor. Her sene geleneksel olarak yapılıyor bu festivalimiz. Binlerce insan katılıyor. Ve bunun yanı sıra diğer ilçelerimizde de tabii ki festivaller yapılıyor. Örneğin Pülümür'de Pülümür Bal Festivali yapılıyor. Ve Pülümür Bal Festivali'ne geçen sene ben de katıldım. Daha doğrusu 2004 yılında da yine Mehmet Hoca'yla da Munzur Festivali'ne katılmıştık. Orada da görüşmüştük. Ve ben o Pülümür balını da şöyle bir alabilir miyim sayın yönetmenim? Şöyle bir alayım. Fırsat elimizdeyken bana yardımcı olursan. Sevgili dost. Evet, bir dostumdan bu çerçeveyi böyle aldım. Hiç yemeden geri getir dedi. Ben de yemiyorum. Ve bunu tanıttıktan sonra şöyle bir yakından çekerseniz Munzur Dağı Pülümür Kırçiçek Balı diyor. Ve böylece Pülümür balını da tanıtmış oluruz. Ve yine geçen sene yapılan Düzgün Baba Cem Evi açılışıyla birlikte yapılan Nazmiye'de de bundan sonra Düzgün Baba şenlikleri olacak, onu söyleyeyim size. Ve diğer bir şenlik ise Çemişgezek'te Şafak Peyniri Festivali de varmış. Dut ve Şafak Peyniri Festivali yapılıyor. Ve birkaç tane de bizim balı söyledik. Pülümür'ün balı meşhur. Pozat'ın tandır yemeği, tandır kebabı meşhur. Biliyorsunuz
Ovacık'ta bizim alabalıklarımız var. Alabalığımız meşhur ovacığın. Ve ayrıca ovacığın tek dişli sarımsağı meşhur. Başka ne var başkanım? Asliye ve kengeri de meşhurdur. Başkanım? Ovacığın ışkırı Niye da başka? başka Yine ovacık. var. Bizim Pertik'in de pekmezleri var. Dutları Doğru. var. Söyledin işte. Bademleri meşhurdur. Çemiş gezeceğimizi çok yani yakından fazla görme olanağımız olmadı ama bildiğimiz kadarıyla biyo tarımda epeyce bir yol kat etmişler. Yani biyo tarım dediğimiz bu organik tarım kimyasallıktan arındırmış natur haliyle piyasaya sundukları ürünleri var. Ayrıca bana bu mikrofonu uzatmışken şunu da buradan ileteyim. Biz federasyon olarak bir ilkeye daha imza atmak istiyoruz. Avrupa tutabilir miyim hocam? Sadece merkezde festivallerin örgütlenmesi yeterli olmayabilir. Yurt dışında Avrupa'da yaşayan binlerce hatta yüz binlerin üzerinde Dersimli sayısı vardır. Bu Dersim derken tabii ki onu sadece bugünkü Tunceli merkez olarak algılamıyoruz. Onun Varto'ya kadar, Koçgiri'ye kadar uzanan şey vardı, Malatya'ya kadar uzanan bir alandan da bahsediyoruz. Evet, Buralar şu anda da Dersim 2004 yılında yapılan Dersim'de kendi kameramla çektiğim görüntüler ekrana geliyor. Buyurun siz devam edin. biz bu anlamda dedik ki bu kadar yoğun nüfusumuzun yaşadığı bu Avrupa'da neden bir festival de burada düzenlenmesin diye düşündük. Çok teşekkür ediyorum ve ben hemen yine hocama dönmek istiyorum. Biraz muhabbette çok ara verdik. Biliyorum rica ediyorum. Buyurun siz. Sizden düzgün babayı dinleyelim hocam ya. Buyurun. Debe debe mara savano.